Şöyle bir iddia var. Deniyor ki Dem Partisi kameraların önünde Cumhuriyet Halk Partisi ile görüşüyor ama kameraların arkasında da Adalet ve Kalkınma Partisi ile görüşüyor. Çünkü baktığınız zaman böyle bir açıklama ya el yükseltmek için yapılıyor demektir. Yani pazarlık yapıyorlar. Pazarlıkta istedikleri şeyleri alamadılar. El yükseltmek için, göz korkutmak için yapılıyor. Çünkü siyasette böyle tırnak içerisinde ayak oyunları yapılıyor. ...sen işte benim istediğimi vermezsen bak ben de aday çıkartırım... ...senin kazanmana engel olurum. Ee, söylentileri, söylemleri hep oluyor. Siyasi partiler bunu yapıyor, biliyoruz. Ama diğer taraftan baktığınız zaman da... ...Başak Demirtaş'ın aday olması ve ciddi bir oy alacak olması... ...kesinlikle Sayın İmamoğlu'nun elini zayıflatan bir şey olacak. Kime yarayacak? AK Parti'ye yarayacak. E böyle olunca... Dem Parti'nin AK Parti ile görüştüğü söylemleri de ister istemez ortaya atılıyor. Ha, bilmem doğru bilmem yanlış ama hemen, söylenenler hemen din, Hulki'ye soracağım zaten. Bunlar... Hulki Cevizoğlu'na hemen yönelsin. Şimdi e, iddia edilenler arasında e, Dem Parti'nin AK Parti ile görüşmesi gibi bir durumun söz konusu olduğuna dair iddiaların olduğunu söyledi. E, İpek Hanım böyle bir şeyin Olma ihtimali var mı? Yoksa Dem Parti ya da onlarla birlikte hareket edenler, bakın biz CHP ile görüşüyoruz ama zaten AK Parti ile de görüşüyoruz. Bizim bu anlamdaki meşruluğumuz, legalliğimizle ilgili bir sıkıntı yok mu demeye çalışırlar diye benim aklıma geldi. Çünkü ben ilk defa böyle bir iddiayı İpek Hanım'dan duydum, onun naklettiği şekliyle duydum. O yüzden de böyle sorarım Hulki Cevizoğlu. Peki şöyle bir iddia duydunuz mu? Dem Parti Memleket Partisi genel başkanıyla görüşüyormuş. <laughs> duydunuz mu? Onu duymadım. Hocam var mı yaratınız? <laughs> Hayır öyle bir şey duymadık. Yok çünkü. <laughs> ben de ben de AK Parti ile ilgili böyle bir şey duymadım. Yok çünkü böyle bir şey. Evet, peki böyle bir ihtimali ya da olmayan bir iddiayı gündemde tutmanın bir amacı olmalı herhalde. O amaç ne olabilir sizce? Valla onu İpek Hoca söylemesi lazım çünkü hı hı. böyle bir iddiayı duyduysa kimden duyduysa ona sorması gerekirdi. Yani bu ve benzeri soruları. Şimdi <laughs> yani Başak Demirtaş'ın açıklaması Dem Parti beni aday gösterirse memnun olurum demesinin AK Parti ile de görüşüyor gibi bir yere evrilmesinin anlamı ne yani? Mesela CHP burada iddialı olan kim? AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum, AK Parti ve Ekrem İmamoğlu ikisinin arasına geçecek, değil mi bu seçim? Hı hı. Peki niye böyle bir söylentiyi şimdi İpek Hoca duymuş ve sormamış? Onu merak ettim. Böyle bir şey olduğunu siyaset ben bu Siyaset bilimcilerden dinledim Murat Bey bugün mu? televizyondaki <laughs> siyaset bilimciler dinledi ve artı benim daha evvel bir takım siyaset içerisinde duyumlarım da var. Ee, onun üstüne e, söyledim ama evet. mantıken yani e, kusura bakmayın lafınızı böldüm mantıken Sayın İmamoğlu'nun oyunu bölecek bir aday çıkması kimin işine yarar diye baktığınız zaman e, AK Parti'nin işine yarar. Ama belki Murat Kurum'un da oyunu bölebilir. O pek mümkün değil çünkü neden e, Cumhuriyet Halk Partisi ve Dem Partisi görüşüyorlar bunu... resmi olarak işbirliği yapacaklarını evet. açıklıyorlar o sebeple. Şimdi bunun tartışılacak bir tarafı yok. Bence tartışmamıza da gerek yok. Niye? Hani sorudan kaçmak açısından değil, aha, aha. konuyu örtbas edelim anlamında değil. Mantıken doğru olmadığını şimdi başka, yani bir önerme ortaya koyulur. Bu sentetik önerme olur, doğal önerme olur. E, ama burada önermenin kendisi de yanlış. Yani böyle bir görüşme vardır. Niye? Söyleniyor. Şimdi bir kere bu önerme aşağı yanlış. Bizim bildiğimiz kadarıyla. Niye? Hemen çürütelim bunu. Memleket Partisi Genel Başkanı e, için Muharrem İnce. Mayıs seçimlerinde Özür dilerim. Muharrem İnce İ, isim için, akla gelmedi diye tamamladım da seçim <laughs> akla gelmemiş pardon bu Bey. Yok olayı vurgulayayım diye seçim hep aklımızda çıkar mı ya milletvekili olduk. O tarih hayatımız doğru, boyunca özür Ona da doğru. <laughs> o hiç unutulmaz. Muharrem İnce'nin ismi unutulsa da o daha zor unutulur. Doğru. Tabii tabii. Şimdi Mayıs seçimlerinde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili neler söylendi? Şimdi ben İpek Hoca'ya soruyorum. Hangisi doğruydu mesela? Hiçbiri doğru yani değil. söylentilere Zaten bakacak biz mıyız? biz bunun için dava ya, dava açtık. Davalarımız devam bakın, ediyor. Bakın Memleket Partisi Genel Başkanı için bin tane iddia ortaya atıldı. İpek Hoca diyor ki. Bir tanesi bile doğru değildi. FETÖ, attı, ya FETÖ AK terör için örgütü için, onu zaten. Yani o neyse, yaptı, işte onlar işte, yaptılar. AK, AK, AK Parti için şimdi söylediğiniz DEM Partisi ile görüşüyormuş iddiası yani bir iddia tane iddia. Yani iddia ediliyor dedim zaten. İddia ediliyor dedim. Böyle tamam, bir şey var bir demedim. Böyle bir iddia bir var tamam, dedim. Bir tamamlayayım şöyle. Bir tamamlayayım söz bende ise. Tabii buyurun. Şimdi bu bin tanesi doğru olmayan Muharrem İnce ile ilgili iddialar ortadayken... AK Parti ile ilgili bir tane ne olduğu belli olmayan bir iddia doğru olabilir mi ya? Böyle bir şey yok yani mantıken doğru değil. Şimdi İpek Hoca'nın da kendi genel başkanlarının başına gelen tavrı eleştirdiğini biliyoruz. Değil mi Mayıs seçimlerinde? E aynı şeyi şimdi AK Parti üzerinden yapması kendilerine yapılan <gülüyor> saldırıyı <gülüyor> Memleket Partisi yapıyor konumuna düşürür. O yüzden neresinden bakarsak bakalım İdda bu tartışılacak bir şey değil. Şimdi hocam ona bakarsak ben şimdi oturduğum yerden size istediğiniz biçimde iddia üretirim ya iddia üretmek ne ki? Benim Peki, televizyon kanallarında hoş değil gelin. bugün hep konuşuldu ama bugün hep konuşuldu o yüzden söyledim ben de ilk ortaya atan ben tamam. değilim. <laughs> Ya İpek Hocam ben de ne diyorum Muharrem İnce ile ilgili aylarca söylendi ya hastanelik genel o, o çok elegetti, başka bir mevzu o çok başka bir mevzu. o vardı, görüntüler hayır, vardı, sade görüntüler vardı. Muharrem İnce için saraya ya, gitti gelen, demediler tabii. mi? Tabii. O başka bir şey. Ay, şey. Ben şimdi o, burada başka bir şey anlatıyorum. Böyle bir iddia var yani şöyle ki e, eğer DEM Partisi'nden Başak Demirtaş doy olursa bu kimin işine yarayacak? Hakikatenin şey. işine yarayacak. Ekrem İmamoğlu'nun oyunu bölecek. Benim söylediğim şey bu. Ben başka bir şey söylemiyorum. Yani onlar o görüntülerle, ben, o dekontlarla o bu aynı şey, şey değil. Ben. Onu kabul etmem. Ya i̇şte kamuoyu öyle değerlendirmiyor. Ben bir devam edeyim. Şimdi Başak Demirtaş Dem Partisi'nin üyesi mi? Mahmut Öğür daha iyi bilir. Ben bilmiyorum mesela. Ya de, deme. Eşi, dem, eski sonra üye eş başkanıydı ama. HDP üyesiydi ama. Ha. E, o zaman üyesidir muhtemelen. muhtemelen Mantıken evet. o gözüküyor. Ha, muhtemelen öyledir. Şimdi DEM Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili Sezai Temelli bugün 5 saat önce bir açıklama yapmış. Ne diyor? Hani efendim nereden çıktı şaşırdık falan. Haber aldığımız kaynakların güvenilirliğine, kim olduğuna, hangi pozisyonda olduğuna... Ee, açıklamaların arkasında bir kasıt manipülasyon amacı olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Her duyduğumuza inanmamamız gerekiyor. Şimdi resmi açıklamayı söylüyorum ben size. Dem Partisinden yapılan açıklama, Sezai Temelli'nin açıklaması. Diyor ki: "Sayın Başak Demirtaş'ın ben sayın demiyorum o diyor. Sayın Başak Demirtaş'ın adaylık için başvurması bizi sevindirici bir olay." Bakın ne diyor? "Bizi sevindirici bir olay." diyor. Efendim DEM Parti'de görüştülen kişiler bizim için şok oldu. E, partileriyle ilişkisi yok demek ki. Yani nasıl partiyse partilerinin yönetimden haberi yok demektir. Şimdi e, grup başkan vekili bizi sevindirici bir şey. Biz diyor biz bu havuza herkesin başvurmasını istiyoruz. Ama tabii ki değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK'mız yapacaktır diyor. Şimdi bakın evet. bu nereden çıktı demiyor. Bizim adayımız bellidir demiyor. Başak Demirtaş geç kaldı demiyor. Değil mi? Bakın hiçbir şey yok. Sevindiklerini söylüyorlar. Bu bitti. Bir kere açık ve net bitti diyor. Şimdi değerlendirmeye alacaklar. Ne diyor? Değerlendirme yapacak diyor. Değerlendirmeye bile almayız demiyor. Zaman geçti, vakit geçti. Dışarıda kaldı demiyor. Değerlendirmeye alınacak diyor. Öyle değil mi? O anlama gelmiyor mu? Değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK'mız yapacaktır. Hı hı. Yani Başak Demirtaş'ın adı Dem partisinin komisyonuna gelecek, merkez yönetim Kurulu'na gelecek bu açıklama bu, resmi açıklama. Şimdi biz olan üzerinden e, konuşalım Varsayım... olasılıklar üzerinden konuşmak ayrı bir şey. Gerekirse onları konuşuruz. Şimdi zaten e, şöyle bakmamız lazım demokrasiye özü de o. Ya arkadaş, Dem partisinden kim çıkarsa çıksın, şu mantık Türkiye'de yerleşti ve bazıları tarafından da donmuş, dondurulmuş ya da hani buz kalıbı gibi dondurulmuş değil de beton kalıbı, çimento kalıbı gibi dondurulmuş kırılmayan kalıp yargılar var. O da şu. Sanki belli bir kesimdeki hani CHP'nin hitap ettiği kesimdeki seçmenlerin oyu babalarının malıymış. Oraya kimse giremez. Burası parsellendi. Bu parsel benim, parselim. Yani fikir parseli. Bakın düşüncenin parseli olur mu ya? Düşüncenin sınırı olur mu? Bunu biz ta 40-50 sene önce okumuştuk. Almanya kralı... E şa ...Ne? Charles ne? Charles Kral Charles bir adı var. Meşhur bir kral. Charles. Onun zamanında... ...Almanya sınırları içerisine... ...ta orta çağda... E ...filanca düşünce girmesin diye... ...kanun çıkarmışlar. Bakın yüzlerce yıl önce... Onları bize derste anlatırlardı. Düşünce bir ülkenin sınırından girmeyecek, bir partinin sınırından girmeyecek. Ya düşünce görülen bir şey mi? Sonucu görülür düşüncenin. Böyle bir kuraldı. Şimdi CHP, efendim bu bizim zihniyetimizin sahibi biziz. Bunu biz parselledik. Etrafını dikenli tellerle çevirdik. Hiç kimse giremez. Ya nereden babanın malı? CHP'ye oy verenler daha önce Ecevit CHP Genel Başkanı iken %42 oranında oy verdi. Bakın DSP Genel Başkanı iken Ecevit'e de %22 oy verdi. İktidar yaptı, koalisyonun başbakanı yaptı. Bir sonraki seçimde yüzde %1'e indirdi. Oylar kimsenin babasının malı değil. AK Parti ve bizim genel başkanımız, cumhurbaşkanımız o yüzden sürekli diyor ki biz geçen seçimde ne aldığımıza bakmıyoruz. Her seçimde sıfırdan başlıyoruz diyor. Bakın bu seçmene müthiş bir saygı demek. Cebimizde yüzde otuz, kırk, elli oy var, elli iki oy var. Hayır. Sıfırdan başlıyoruz diyor. O seçmenimize gene hitap ediyoruz. Onları yine ikna etmeye, baştan ikna etmeye çalışıyoruz. Sıfırdan başlıyoruz. Yani seçmenin düşüncesine gem vurmak, sınır koymak, antidemokratik, faşist bir davranış değil mi? Özgür iradesine insanların, efendim, Dem Partisi'nden Başak Demirtaş ya da bir başkası aday olursa kime yararmış? Ya memleket partisinde adaya çıksın İstanbul'da. Ha biz ittifak yapıyoruz derse ayrı ama daha resmi olarak öyle bir kimsenin açıklaması yok o tarafta. Başak Demirtaş da çıksın aday olsun. Yeniden Ekrem İmamoğlu Vefat da HDP'lilere hocam bir saniye. HDP'lilere yaklaşmak için yok Diyarbakır'a oraya gitmek, orada bilmem ne toplantısına katılmak falan filan mesaj göndermek yerine ya rahat rahat bir gör bakalım Ekrem İmamoğlu Dem partisiz, HDP'siz, senin oyun ne kadar? Bir görelim. Başak Demirtaş'la bir yarış bakalım. Yani çıkar mı çıkmaz mı bilmem ben. Ama sen buna güveniyorsan memleket partisinden de İstanbul'da aday çıksın, iyi partiden de çıksın, herkesten çıksın. Herkes oyu alsın. Yani bu yüzde %50 artı bir değil ki. 50 artı bir olayı yok ki burada. Bir kişi seçilecek İstanbul Büyükşehir'e. Şimdi şunu söyleyeyim ben size. Demin Mahmut Öğür çok güzel söyledi. Özgür Özel e, kandil izin verir mi dedi Başak Demirtaş'ın DEM Parti'den aday olmasına kandil izin verir mi dedi. Bakın oradan yola çıkarak şunu söyleyeyim. Daha önce de e, CHP genel seçimleri e, CHP kongresinden önce ve Mayıs seçimleri önce de söylemiştim. Tekrar edeyim CHP genel başkanlığına HDP'nin onayını almadan hiç kimse genel başkan seçilemez demiştim. Da Mayıs ayından önce. Bugün de bana göre Özgür Özel'in CHP içindeki HDP damarı sayesinde Genel Başkan olduğunu açıkça söyleyebiliriz. CHP içindeki HDP'ye Dem Parti'ye yakın olan CHP'liler oy vermeseydi Özgür Demirtaş Kemal Kılıçlar onu yenemezdi. Genel başkanı olması için bile CHP'de bir insanın HDP ya da Dem Parti ve OK düşüncenin ki bu düşünceye Ekrem İmamoğlu da sahip. Aynı düşünceyi paylaşıyorlar. Kardeş partiler onların onayını almadan genel başkan seçilmesi ne mümkündü ne bundan sonra bir kurultay yaparsa CHP mümkün olabilir. Mümkün değil böyle bir şey. Şimdi Başak Demirtaş'a Demirtaş'ı Dem Parti adayı gösterir mi? İşte Sezai Temelli'nin açıklamasını okudum aynen. Anadolu Ajansı'nda da var. Bütün medyada var. Bizi sevindirici bir şey diyor. Sezai Temelli ve arkadaşlarını Dem Parti'nin yönetimini sevindiren ya da en azından böyle bir açıklama yapmak zorunda kalmış. Onu sevindiren bir şey. Niye başka partileri ya da memleket partisine sevindirmiyor ki AK Parti'nin işine yararmış? Ya her parti seçmenin önüne çıkacak. Arkadaşlar biz buyuz diyecek. Bizim projelerimiz bu. Bundan sonra bunları yapacağız. Bizim gördüğümüz eksikler bu. İstanbul'da geçen 5 sene boş sene oldu İmamoğlu yönetiminde. E biz daha iyisini yapacağız. Yaptık. E yaparsa AK Parti yapar diyecek veya Memleket Partisi çıkacak diyecek ki ya hepiniz kenara çekilin. Bizim adayımız filanca kişidir veya İpek Hoca belki İstanbul'a Memleket Partisi'nin adayı olur belki bilmiyoruz ki. Aday olsun çıksın. Ya arkadaşlar çekilin bakayım. Ben hepinizden daha başarılı olacağım der. O ikna eder. Ya demokrasi bu değil midir? Ama CHP'de kim çıkarsa çıksın önlerde. CHP'deki o yönetimdeki oligarşinin karşısına kim çıkarsa çıksın. Oligarşilik yapı durur. CHP'de isim değişir sadece. Kemal Kılıçdaroğlu zamanında da oligarşi vardı yönetimde. Oradaki oligarşideki isimler başkaydı. Şimdi Özgür Özel de başka. Ya biz AK Parti Cumhur, Cumhurbaşkanımız uzaya insan gönderdi. CHP daha adaylarını açıklamıyor. Herhalde onlar da Türkiye'de bulamadıkları adayı uzaydan getirecekler. Tam tersini yapacaklar bizim yaptığımızın. Ya Bakın ben size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar ve sevgili izleyiciler. Geçen sefer biz yayındaydık değil mi? Alper Gezer Avcı'nın uzay istasyonuna gittiği hı hı. gün ben e, Ankara'daki planetaryumdan canlı yayına bağlandım global'e. Sonraki gün canlı yayında konuştuk. Dedim ki Cumhuriyetimizin 100. yılı 101. yılına girdik çok önemli bir şey eksik söylemişim ya. Sonra baktım. Şimdi notlar önümde. Eksik söylemiştim. Yani 100 yılda büyük başarı kazandık gibi söylüyordum. Hayır. 1000 yılda kazandık. 1000 yılda da değil. 2000 yılda 2000 yıllık büyük bir işi yaptık biz Türkiye olarak. Hep beraber kur, kolektif gurur duymalıyız. Sadece AK Parti, Cumhurbaşkanımız biz falan değil. Şimdi söylüyorum. Türk adıyla kurulan ilk devletin adı ne? Göktürkler. Ne zaman kurulmuş? milattan sonra 552 yılında yani 1472 yıl önce Göktürkler ilk Türk adıyla kurulan bakın adında gök var gökyüzüne biz uzaya bugün 1472 yıl sonra bir işi başarıyoruz. Cumhuriyetin 100. yılı 100 yıllık bir iş değil. Peki Türk ordusunun tarihine bakıyoruz 2000 küsür oraya gidiyoruz. İlk Türk devleti ne zaman kurulmuş? Milattan önce 209'da Kim? Büyük Hun İmparatoru Metehan kuruyor. Milattan önce 209. Yani günümüzden 2233 yıl önce. Yani bizim uzaya uzay istasyonuna bir astronot göndermemiz 2233 yıllık bir olay. Müthiş bir olay. Ya CHP daha adam bulup adam adam buluyor da kavga dövüşten ad genel başkan yetkisini kullanıp aday açıklayamıyor. Toplantı yapamıyor. Herhalde uzaydan insan getirecek. Şimdi bu kadar büyük bir uzay hikayesini başlatmış bir iktidarın yine seçime giderken ya biz oy aldık %52 değil mi Cumhurbaşkanımız seçildi? Oy aldık cebimizde oy demiyor. Biz halkımızı yerel seçimlerle yönetimle ilgili projelerimizde sıfırdan başlayarak ikna edeceğiz diyor. Çalışmalar öyle. Biz Mayıs ayından beri İstanbul'da 31 Mart seçimleri için çalışıyoruz arkadaş. Bugün gelen bana mesaj. Hafta sonu gene milletvekillerimiz İstanbul'da hangi bölgelerde nasıl çalışacaklar onun planı geliyor. Ya biz hiç durmadık ki. AK Parti tabii ki kazanacak. Çalışan kazanır. Ya çalışmayıp kendi içinde kavga eden, kendi içindeki kavgadan fırsat bulup kafasını kaldırdığı zaman dışarıdaki partilerle kavga eden, mecliste kavga çıkaran, sokaktaki seçmene hakaret eden Depremzede seçmene hakaret eden, köydeki seçmene hakaret eden bir zihniyetin kazanmaması kadar doğal bir şey var mı? E kazanamaz. Halka hakaret edip ondan oy beklemek saçma bir şey. Ondan sonra da efendim Başak Demirtaş çıkarsa, AK Parti'nin işine yarıyor şu çıkarsa böyle bir mantık kesinlikle yanlış. Ben zaten böyle bir şeyi bilim insanı olarak da kabul etmem. Söyleyenler olabilir ama bu tarafta AK Parti'nin başarısını, çalışkanlığını, proje üretimini... İnkar etmekte haksızlık olur. Evet.